Define ve Tarih Sevdası Karam'dan tüm defineci arkadaşlara selam olsun. Kaliteli, güzel insan yüzü figürlerimiz var arkadaşlar. İnsan yüzünün bulunduğu yer çok çok önemli. Özellikle 10 metrekare alan içerisinde bir oda araştırılmalı ve odanın içinde mezar vardır arkadaşlar. Bölgenin hakimi, reisi e, gibi kişilere ait Oda mezarlardır. Çok önemlidir. Özellikle baktığı yön ve bulunduğu yerin alt tarafını kontrol etmeleri lazım. Ve burada bir kaliteli bir insan figürümüz var. Bunun dışında gizli bir yere yapılmış. Yani oradan geçince direkt göreceğiniz kayanın üzerinde yapılmamış arkadaşlar. Bir kaya altına giriyor ve orada bu insan yüzünü görüyorlar. Dediğim gibi araştırmanızı bu şekilde yapın. İnsan figürünün bulunduğu yerde oda var demiştik ve odanın içi kesinlikle hazine vardır. Yani mezarın bulunduğu yerde hani küp içinde bulunan hazine de var. E, mezar etrafına saçılan hazine de var arkadaşlar. Değerli eşyalar da var. Tıpkı bir mihrap işareti gibi bulunduğu kayanın içinde. Veya baktığı yer çok önemli demiştik. Şimdi burada arkadaşımız bize e, kısıtlı bir video yollanmış. Direkt e, bir kare işareti sol köşeyi kırmışlar. Ve içinde 4 tane oyma ve ortasında bir oyma daha. Şimdi arkadaşlar ben direkt e, etrafına bakarım. Direkt bu kareye bakmam. Karenin ne olduğunu bilirim zaten. Şimdi sağ tarafına baktığımızda bir göz var. Gözün altında bir burun var ve biraz daha alta indiğimizde ağzı var. Yani hemen sağ tarafta bir insan yüzü daha var arkadaşlar. Yani arkadaşımız orayı fark etmemiş, sadece kareyi çekmiş. En önemlisi sağ taraftaki yüz işareti. Şimdi o yüz işaretini gördüğümüz zaman hiç kareyle ilgilenmeyelim. Direkt yüz işareti bize burada bir mezar odasının olduğunu söylüyor. Zaten İşarete de baktığımızda aile mezarıdır. Korunmalıdır, tılsımlıdır. Her şeyi net bir şekilde anlatıyor. Aynı şu gördüğümüz, şu anki videosunu izlediğimiz insan e, figürü gibi orada da yapılmış ve odası kesinlikle onun da çevresinde. 10 metrekare alanda araştırma yapması lazım arkadaşımızın. Burada örneğini de size gösteriyorum. Yüz işareti sağda. Hemen odanın sol tarafta olduğunu gösteren yine bir kare işareti ve çizgisi uzun burayı gösteriyor ve ne yazık ki açılmış soygun yemiş arkadaşlar. Buradan bir ekmek çıkmaz. Hemen kare işaretimiz şurası ve sağında yine bir işaret var. Burada biz defalarca söylediğimiz gibi bir dikdörtgen işaretimiz var arkadaşlar. Dikdörtgen işareti e, o da mezarlar değil. Dikdörtgen işareti kaya mezarlardır arkadaşlar. Bazen doğal gibi gözüken kayaların içinde de mezar olma ihtimali yüksek. Sol tarafa baktığımızda bir e, U şekli görüyorum. Kapalı bir yerden bahsediyor ve e, kaya altında bir kayanın altında olduğunu söylüyor. Hemen buradan baktığınızda, sol tarafa baktığınızda bir delikli taş görebiliyorum. Birbirine bağlantılı olmalı. Ee, oda mezar olduğunu, kaya mezar olduğunu, e, yakında olduğunu söylüyor. Hatta ben e, şunu da söyleyeyim size. İki kaya arasında olduğunu söylüyor. Ve bölgeye baktığımızda bunun gibi buna benzer birçok kaya mezar olduğunu görebiliyoruz. E, çevrede arkadaşımız... Göndermiş hepsini tek tek göreceğiz. Şimdi burada o sağ tarafta olan delikler arkadaşlar az önce söylediğim gibi alt tarafta yani toz zemin altında olduğunu ve iki kaya arasında olduğunu söyleyen e, hat, murç iziyle göstermiş zaten. Mezanın iki kaya arasında olduğunu söyleyen işaretler mevcut. E, büyük ihtimalle şurası arkadaşlar. İşlenmiş bir kaya beyaz bir kaya. Sağ tarafında yani bize tarafta bir kaya üst tarafta bir kaya iki kaya arasına sığıştırılmış. Hatta dört kaya arasına sığıştırılmış. Bir sofra taşı gibi yapılmış bir kaya mevcut ve buradan baktığımda beyaz olan taşa baktığımda sol taraf alt tarafta arkadaşlar tıpkı bir insan figürü gibi yani bir Omuzdan yukarısı, kafa kısmı gibi yapılmış. E, mezar işaretidir arkadaşlar. Kaya mezar dediğimiz e, onun işaretidir. Burasını açmışlar zaten. Başındaki taş bile gözüküyor burada. Burayı açmışlar. Buranın ne varsa zaten buranın altındadır. Yani en iyi yere gelmişler inşallah. Onlar açmış arkadaşlar. E, açmış, e, başkaları açmışsa soygun yemiştir. Şu üst sağ taraftaki büyük blok kayada da bir şeylerin olduğunu düşünüyorum çünkü kayada işlem yapılmış arkadaşlar. Güzel bir yer bulmuş. Ee, sadece oda yok, Kaya mezarlar var. Ee, araştırmasını iyi yapsın. Ee, başka da bir şey yok yani başka bir işaret bulamadım, göremedim. Sadece e, şu burada mesela bakın arkadaşlar yine. Aynı şekilde yapılmış bir kaya mezar işareti demek ki dönemde o dönemde e, mezarları gömme şekli kayaları yontarak yapılmış mezarlardır. Bu bölge o şekilde devam etmiş. Bunun tarihini e, söyleyebilirim size arkadaşlar 1500-1200 yıl arası yapılmış yani 1000 ile 1500 diyeyim. Yıl arasında yapılmış işlemlerdir. Yine aynı şekilde kaya mezarıdır. Güzel bir yere denk gelmiş. Fakat e, hazine olarak hazine e, define olarak çok zayıf bir bölgedir. Fazla bir şey eline düşmez eğer bir e, kaya mezarı da bulsa. Sadece hazineye ya da defineye diyeyim yönelik bir işaret burada yok. Mezarlarla ilgili işaretler mevcut. Şu sarı yani kahverengi şeklini almış bir kaya işlem yapılmış. Sol tarafında aynı şekilde yine dikdörtgen işaretimiz var. Bize bu tarafı sağ tarafı gösteriyor ve yine bir kaya mezardan bahsediyor. E, bu kayanın altını da kontrol etsin arkadaşımız. Kaliteli bir yer. Zaten alt tarafta da bir işaretimiz mevcut. Şimdilik